Enbiya suresini açmışsın. Ve onları kendi emrimizle hidayete yönelten önderler kıldık. Bana diyor ki adamlar, kardeşim gece gündüz Mehdi'den bahsediyorsun. Kur'an'ın her yerini açıyor, her yerde Mehdi çıkıyor. Evet. Mehdi konusu çıkıyor. İnşallah. Bakın buyurun. Ve onları, şeytandan Allah'a sığınırım, ve onları yani mücahitleri, Allah yolunda gayret eden Mehdi talebelerini kendi emrimizle hidayete yönelten. Hidayete yönetmek ne demektir? Mehdiyettir. Evet, inşallah. Mehdiyet yönel, Mehdiyettir. Önderler kıldık. Önder ne demektir? Lider. Ve onlara hayrı kapsayan fiilleri, namaz kılmayı ve zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize ibadet edenlerdi. Bakın, ve onlara hayrı kapsayan fiilleri, namaz kılmayı ve zekat vermeyi vahyettik. Bu ayet mesela Ebced'i 1984 yılını veriyor. Maşallah. Çok net. Evet. İnşallah. Mesela bak, şu Hazreti Süleyman'ı bahsediyor. Hazreti Süleyman nedir, peygamberim ne diyor? Mehdi aynı Süleyman ve Zülkarneyn gibi dünya hakim olacak diyor. Süleyman kıssası baştan sona Mehdiyettir zaten. Şeytan Allah'a sığınırım 79. ayet. Ki 1979'a da bakıyor. Maşallah. İnşallah. Biz bunu, hükmü Süleyman'a kavrattık. Her birine hüküm ve ilim verdik. Davut ile birlikte tesbih etsinler diye dağlara ve kuşlara boyun eğdirdik. Bunları yapanlar bizdik. Biz yapıyoruz diyor. Şimdi dağlarda, İstanbul dağlardan oluşuyor değil mi? Evet. Bütün dağlarda biz Allah'tan bahsettiğimizde bizim sesimiz her yerde duyuluyor mu şu an? Duyuluyor hocam inşallah. Duyuluyor evet. Değil mi? Fransa'da, Avrupa'da, dünyanın her yerinde dağlarda duyuluyor mu seslerimiz? Duyuluyor. Duyuluyor. Evet, duyuluyor. Kur'an ne diyor? Evet. Değil mi? Evet. Ona işaret ediyor işte. Ve sizin için ona zorlu savaşınızda, bak zorlu savaşınızda, bize şu an deccaliyette bir zorlu savaş içindeyiz değil mi? Sizi korusun diye, demek ki Müslüman korunmaya dikkat edecek. Kendini koruyacak. Zırha önem verecek. Giyim sanatı öne öğrettik. Buna rağmen siz şükredenler misiniz? Yani giyim sanatını siz öğrenmediniz. Ben öğrettim diyor Allah size. İnşallah. Siz yapmanız, ben yaptım diyor. Süleyman içinde fırtına biçimde esen rüzgara boyun eğdirdik ki kendi emriyle içinde bereket kıldığımız yerlere akıp giderdi. Biz her şeyi bilenleriz. Şimdi fırtına gibi uçaklar gökyüzünde uçuyor mu? Evet. Rüzgar gücünü kullanarak uçuyor uçaklar. Değil mi? Evet. Allah rüzgarı Müslümanların boyun emrine vermiş oluyor. İnşallah. Canım. Evet. Uçağın özelliği nedir? Uçak rüzgarı kullanan bir alettir. Yani rüzgarı iyi kullandığı için uçabiliyor. İnşallah. Tabii ki. Evet. Rüzgar meydana getiriyor. O evet. Rüzgarı kullanıyor. O şekilde uçuyor. Evet hocam. İnşallah. Böylece o yalnızca büyükleri hariç olmak üzere putları paramparça etti. Belki ona başvururlar diye. Bütün putları parçalıyor Hazreti İbrahim. Putlardan bir tanesini bırakıyor, ellemiyor. Evet. Oradaki adamlar diyor ki, aa diyor, sen bu putu seviyor musun? Niye bunu bıraktın diyorlar. Halbuki bir hikmeti var. Evet. Bunu ilahlarımıza kim yaptı? Şüphesiz o zalimlerden biridir dediler. Bak hemen araştırıyorlar. Kendisine İbrahim denen bir gencin bunları, bu putları diline doladığını işittik dediler. Biz ne yapıyoruz şu an? Hazreti İbrahim gibi putları dilimize doladık. Darwinizm, materyalizm, ateizm tuttuğumuz yerde eziyoruz. Maşallah. Sen ne yapıyorsun? Sen de diline doladın putları. İnşallah. Kardeşlerimiz ne yapıyor? Putları değil mi? Diline doluyor ve eziyoruz. İnşallah hocam. İnşallah. Sözümüzle eziyoruz. İnşallah. Dediler ki öyleyse onu insanların gözü önüne getirin ki ona nasıl bir ceza vereceğimize şahit olsunlar. Tutuklayın diyorlar Hazreti İbrahim'i. Gözaltına alınması. Bak diyor, öyleyse onu insanların gözü önüne getirin. Gözaltına alma. Tutuklama. Ona nasıl ceza vereceğimize şahit olsunlar. İşte ya hapseder, ya iftira edecek, ya işte işkence yapacak. Dediler ki ey İbrahim, bunu ilahlarımıza sen mi yaptın? Bak sorgulama başlıyor mahkemede. Hazreti evet. İbrahim mahkemede. Mahkemede cevap veriyor. Hayır dedi, bu yapmıştır. Bu onların büyükleridir. Eğer konuşabiliyorsa onlara sorun. Putlardan bir tanesini ellemiyor. Onun üstüne yıkıyor olay olduğunu. O dedi diyor.
O yaptı diyor yani, ben yapmadım diyor.